Evet arkadaşlar, merhaba, bakın Eğirdir Dizayla yaklaşık bir haftadır buradayım. Şimdi Eğirdir'i size göstermek için videosunu yapacağım ama bunun dışında burada çok değişik müstesna böyle karavancı arkadaşlarla tanıştım. Bunlardan bir tanesi de Yıldız Hanım. Yıldız Hanım tek başına kadın karavancı olarak geziyor. Hikayesini ben çok ilginç buldum. Bu anlamda hikayesini sizinle de paylaşmak isterim. Kendisiyle bir söyleşi yapacağız şimdi. Merhaba. Merhabalar Yıldız Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz lütfen. Fincanımla geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi şöyle alabiliriz. Teşekkür ederim. Ayakkabınızı çıkarmasanız da olurdu. Alışkanlık ama karavanlara ayakkabıyla girmiyoruz. Benim karavan ya. Erkek karavan olduğu için. Başlayalım şimdi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Yıldız Hanım'la, ben bir başlangıç yapayım, bir giriş yapayım. Bir haftadır yaklaşık tanışıyoruz. Evet. İşte dediğim gibi Eğirdir'deyiz arkadaşlar. Eğirdir'de çok güzel bir karavancı arkadaşlardan oluşan grup var. Yıldız Hanım da liderlerden bir tanesi burada böyle. Özellikle kadın karavancıların liderlerinden diyelim. Lider derken tabii yani tecrübesiyle diğer kadın arkadaşları da ön yol gösteren, tecrübesiyle onlara yardımcı olan bir arkadaş. Hayatı bana çok ilginç geldi dediğim gibi. Onun için özellikle bu söyleşiyi yapmak istedim. Kendisine rica ettim, kırmadım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi isterseniz önce bir sizi tanıyalım. Nasıl başladınız? Ne işle uğraşıyordunuz? Neden böyle bir karavan hayatını seçtiniz? Nasıl oldu bu? Çünkü çok olağan bir şey değil Türkiye'de. Yani sayıları çok az kadın karavancıların. Ben özellikle bunu da böyle hani diğer kadın karavancı olmak isteyen insanlara da örnek olmasını istiyorum yani böyle sizin yaptıklarınızı şimdiye kadar. O yüzden böyle başlayalım. Ben 9 yıl önce karavancılığa başladım. İlk başladığımda kendi karavanımı almak üzereyken bir arkadaşımla birlikte seyahat etmeye karar verdim. 4 yıl işte birçok yeri gezdik. Karavancılık konusunda ben bayağı bir tecrübe edindim. Sonra kendi aracımı aldım. Panelvan olarak 2014 aldım. Yılında başladınız ilk karavanla. Evet. Kendi aracımı aldım. Panelvan olarak aldım. Sonra onu 1 yıl kapalı kasa panelvan olarak gezdim. Ne yapmalıyım? O araç mı bende kalsın? Neyse kararlarımı verdikten sonra ustaların yardımıyla kendi karavanımı yaptım. Şimdi o tarihten bu tarafa da kendi karavanımla geziyorum. Kendi karavanınızı siz yaptınız. Ustalarla geziyorum. Ustaların yardımıyla. Tabii, evet. Ama yani siz yaptınız evet, yani. Evet, önderlik evet. Ettiniz. Evet. Ben planladım. Ben nasıl olmasını istediğimi anlattım. Bazı yerleri birlikte karar verdik. Bazı yerlerde ustaların görüşlerini aldım. Neticede şu anda bana yeten 13 metreküplük bir karavanla seyahat ediyorum. O karavanı da gösteririz. Burada benim karavanda oturma yeri daha müsait olduğu için burada yapalım dedik söyleşi evet. Ama yani bu söyleşi sonunda Yıldız Hanım'ın karavanı da göstereceğiz. Evet. Peki 9 yıl sonra bir 4 yıl öyle bir arkadaşınızla gezdiniz. Sonra kendiniz yalnız gezmeye başladınız. Evet, yani 2018'den itibaren kendiniz yalnız gezmeye başladınız. Evet, evet. Mesela nereleri gezdiniz? Böyle Türkiye'yi dolaştınız mı, yurt dışına gittiniz mi? Türkiye'de sadece Ağrı ve Iğdır kaldı görmediğim yer, karavanla görmediğim yer. Hakkari taraflarına sırt çantasıyla gittim. Oraya da karavanla gideceğim. Yurt dışı olarak da Gürcistan'a gittik. Gürcistan yurt dışı tecrübesi ama asıl İran benim hedefim. İstiyorum. Çünkü İran'ın coğrafyasını, insanını çok sevdim. Coğrafyası güzel. İran'a gittiniz o zaman daha önce de. Sırt çantasıyla. Sırt çantasıyla. Grupla gittik. Evet. Ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Gittiğim bir yerlerde de ev konfor arıyorum. Yani oteller, pansiyonlar beni kesmiyor. Yani kendi yatağım, kendi yorganım, kendi bardağım gibi alışkanlıklarım var. Benim gibi insanlar için karavan birebir seyahat aracı. Ben yapıyorum. Kendi karavanımla, kendi ev konforumda gittiğim her yerden çok daha farklı bir keyif alıyorum. Peki, bunlar önce yani seyahat etmeyi seviyorsunuz o zaman. Çok, yapıyorsunuz çok. Karavan haricinde. Kendim bildim bileli seyahat eden biriyim ben. Sırt çantada seyahat ettiniz mi daha öncesinde? Çok, evet, evet. O zaman kampçılığı falan da seviyorsunuz. Kamp hayatı güzel, eğlenceli ama fiziki koşullar nedeniyle ben
çok kampçı olamadım. Daha biraz rahat olması. Ben rahatıma düşkünüm. Ben rahatıma düşkünüm. Evet. Yani minimal yaşam ama bu demek değildir ki konforumuzdan vazgeçelim. Evet. Yani minimal bir yaşamda en ihtiyaç duyduğum şeyleri en konforlu haliyle yaşamaya çalışan biriyim ben. Peki mesleğiniz neydi? Yani nereden mesela böyle bir, yani karavan neden böyle sizin için bir merak konusu oldu? Böyle ilgili bir meslekle mi uğraşıyordunuz? Çünkü hani dediğim gibi Türkiye'de çok nadir görülen bir şey. Şöyle ben emekli hemşireyim ama farklı işler de yaptım. Mesleğimle ilgili değil bu seyahat aşkım benim. Babam bizi çok gezdirirdi çocukken. Hı. Kendim bildim bileli seyahat ederim dediğim odur. Babamın bizi her yere, her türlü araçla götürmesi sayesinde gittiğimiz yerlerde de bir sürü yeri gezdirir, dolaştırır, yürütür çoğu zaman. Rahmetli. Çok severdi. Biz de ondan aşılanmışız herhalde. Seyahat aşkı oradan geliyor. Yani mesleğimle alakalı değil. Ama mesleğimin faydasını görüyorum. Bir de yılın ne kadar, mesela yılın 6 ayı mı dolaşıyorsunuz, 3 ayı mı dolaşıyorsunuz? Normalde 6 aya yakın dolaşıyorum ama bu sene, geçen kış benim bir korom var. Kadın Karavancılar Türk Halk Müziği Korosu kurdum ben. Onun çok çalışmaları oldu. Koro huzur evleri çocuk yurtlarında genelde konserler veriyor. Bir salon konserleri de verdik. Tabii çok yoğun oldu. Çok sıkı çalıştık öyle söyleyeyim. Ve Haziran'ın sonuna doğru bitti program ve ben bu sene geç çıktım. Yani bu benim en geç seyahate çıktığım sene oldu aslında. Bir de tabii seçim dedim ya, hayatımız o kadar hızlı farklılaşıyor ki bir şeyler oluyor muhakkak engelleyen. İnsanız, Türkiye'de yaşıyoruz. Her hayatın da içindeyiz. Genelde 6 ay seyahat etmeye çalışıyorum. 6 ay derken hani böyle yazın başına başlayıp işte sonbahar. Sonbahar. İşte arada Antalya'ya dönüyorum. Hiç dönmeden devam ettiğim 4,5 aylık bir süreç olmuştu. O da Gürcistan'a gitmiştim o zaman. Gürcistan Batumi bölgesini karavanla gezmiştik. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Daha da orada kalmak isterdim ama şartlar nedeniyle, tabii dönüş tarihleri de önemli. Türkiye'ye dönmüştüm. Ya karavanla çıktığım zaman dönmek istemiyorum aslında. Yani gidebildiğim en uzak noktaya gitmek istiyorum. Birkaç sene sonra da bunu yapmayı hedefliyorum. Yani buradan çıkıp her son 2 senedir hedefliyorum da. Yani bir önceki sene bıraktığım mazot 3 katı artıyor. Bu sene de sürpriz artış. Erteliyoruz o zaman. Bir sene erteliyoruz. Erteliyoruz. Evet. Yani şartlar bizim istediğimiz gibi olmuyor. O yüzden çok çok uzağa gitmek. En uzak işte Gürcistan. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra böyle yurt dışı olursa hedef İran mı? Yoksa Avrupa'yı mı? Aslında şeyden çıkıp Bulgaristan ya da Yunanistan tarafından çıkıp yukarılardan dönüp, yani Balkan turu, Balkan turu yapıp oradan İran'dan girmek isterim. Ha, böyle Karadeniz üzerinden gidip, evet, böyle. Evet, yani o kadar uzun süreli bir seyahat etmek isterim. 4,5-5 aylık bir şey olacak o zaman. Yani. Bana 2 sene bile sürebilir. Yani bu sözünü ettiğim şey 4,5-5 ayda bitmez benim. Evet. Daha uzun bile sürebilir. Çünkü ben gittiğim yerleri, çarşısını, pazarını yaşamak istiyorum. Evet. Yani orada öyle hemen işte öğren yerini gör, müzesini gör, ne bileyim bir iki bir şeyini gör, oradan ayrıl bana yeterli gelmiyor. Orada yaşamış olmak mı? Yaşamak istiyorum, öyle oradan sütü alacağım, yoğurdum alacağım, teyzelerle tanışacağım, ne bileyim oraya özgü gıdaları satın alacağım, orada biraz kalacağım, insanıyla tanışacağım, telefon alıp vereceğim filan, yani hani böyle olduğu zaman ben orayı yaşamış hissediyorum. Diğer türlü bakmış ve geçmiş oluyorsunuz. Görmüyorsunuz bile. Evet. Evet. Çok farklı karavanın. Evet. O öyle bir avantajı oluyor. Evet. Yani turistik gezi yaptığınız zaman otelde kalıyorsunuz. İnsanlara dokunamıyorsunuz. Öyle olunca insanların zaten içindesiniz. Bir de şöyle. Hem de lokal insanların genelde içinde tabii, oluyorsunuz. Tabii. Mesela çok Karadeniz'den örnek bir. Sümele Manastırı'nı görmek için gittik. Uzaktan baktık, sis içinde. Tamam, şimdi gezilmez. O gece orada kaldık. Ertesi sabah sis çekildi. Sümeyla'yı, yani öyle bir çekildi ki sadece Sümeyla'yı açtı bulutlar. Çok güzel. Sadece Sümeyla, o kadar. Fotoğraf çektim, evet, ben fotoğraf da çekiyorum.
Sadece Sümele'yi gördüğümüz bir 10 dakika falan oldu. Ondan sonra bulutlar işte parçalandı, çıktı, bir şeyler oldu ama bizden sonra yani önümüzden geçen tur araçları göremediler o seyir terasından. Sonra biz tabii Sümele'ye gittik, gezebildiğimiz kadar gezdik ama sonuçta anlatmak istediğim şey bir yer var ya hani Karadeniz'de yine çok ünlü bir yayla Ayder. Böyle suların işte 90 metreden aktığı falan. Orada Ayder'e geliyor insanlar turla. Her taraf öyle sisli ki sadece yolu görüyorlar ve dönüyorlar. Ama biz orada kaldığım süre içinde defalarca Ayder sisle kaplandı, açıldı, kaplandı, açıldı. Ve Ayder'in çarşısı, pazarı, insanı neyse her şeyi yaşayıp Ayder'le dolup oradan ayrılıyorsunuz. Yani turlarla gittiğinizde böyle saatler belli, telaş içinde koşturuyorsunuz. Karavanda ya bir dakika bir kahvemi içeyim de öyle bakarım. Tamam bugün bakmazsam yarın bakarım diyorsunuz. Böyle bir şey oluyor karavana, rahatlığı oluyor. Ben de kendi adıma söyleyeyim, fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Evet. Yani fotoğrafla uğraşan bir insan için karavan en güzel araç. Hı hı. Yani çünkü hani fotoğrafçılıkta bir şey vardır, mavi saatler böyle sabah 6 ile böyle 8 ile 9 arası golden hour falan denir böyle, evet, işte altın saatler. Evet. Karavanda olunca zaten siz o saatlerin içinde oradasınız yani, oralardasınız. Hani ayrıca böyle otelden çıkayım da o mekana gideyim, o saatlerde çekeyim, ondan sonra döneyim falan öyle bir derdiniz yok. Yok. Saatlerin içindeyim. Sadece kamerayı alıp oraya gidip bir şey, tripodu kurmak kalıyor yani böyle sonuçta. O çok hakikaten büyük bir avantaj. Fotoğrafla uğraşıyorsunuz, karavan muhteşem güzel bir şey. Bu adresanda mesela gün doğumu çok ünlüdür ya hani, hı hı, denizden doğar, tam evet, ortadan evet doğar. Düşünsenize adresanda kalıyorsunuz, gerçi şimdi müsaade etmiyorlar, eskiden söz ediyordum. Şimdi bile aslında tam orada kaldınız, sabah erken geldiniz, kaldınız, güneş doğarken de çekersiniz. Kalkıyorsunuz, böyle kafanızı uzatıyorsunuz karavanla. Aa evet evet güneş doğuyor. Daha yüzünüzü yıkamadan makineye alıyorsunuz, sahile iniyorsunuz. Fotoğraflarınızı çekiyorsunuz. Geliyorsunuz bir daha uyuyorsunuz. Öyle tabii. Saat yazın altında doğuyor çok tabii, erken. Tabii. Ben bir örnek vereyim. Paralya'da Kelebekler Vadisi. Evet. Orada bir seyir terası var. Hı-hı. Oraya da böyle 5-6 karavan. 5-6 hatta 7-8 karavan sığabilir. Evet. Yani gittiğimde 3-4 tane var. Sonra işte kampçılar geldi falan. Orada da güneşin batışı. Evet. Güneş şeyden batıyor. Tam Kelebekler Vadisi'nin ortasından batıyor yukarı. Süper. Paralel'den baktığınızda iki tarafta böyle bir şey var. Evet, evet. Ondan sonra güneş tam işte o saatte oradaysanız o manzarayı yakalıyorsunuz. Öbür türlü hani turla gitseniz kimse 7.30'a, hatta yaza doğru böyle 7.30-8'e, baharda oradan batıyor. Muhtemelen yaza doğru sağa ya da sola kayabilir. Hı-hı. Güneşin de çünkü yeri evet, değişiyor. Evet, evet, evet. Ama böyle Nisan'da giderseniz tam ortadan batıyor. Süper. Onda zamanı. Çünkü Nisan'da gitmedim. Orası oraya dar bir yer böyle. Evet, evet, evet. Yani Mayıs'ta belki öbür tarafa geçebilir. Atıyorum Ocak'ta bu tarafa geçebilir ama Nisan'da tam orada. Çok güzel yani. Mesela orada o zaman dolmak önemli. Evet, evet öyle. İşte karavanın öyle bir avantajı var. O zaman da orada olabiliyorsunuz. Öbür türlü gidemezsiniz. Olmaz yani. Ya şeyde mesela Gökçeada, Bozcaada adaları ben seviyorum. Orada uzun süre kaldık. Hatta 15 Temmuz'un olduğunda Bozcaada'daydık biz. Orada bütün şeyleri, koyları karavanla gezmek, oranın tadını çıkarmak. Yani doğudasınız doğunun havası, batıdasınız batının havası. Burada sabah güneş batıyor, akşam yer değiştirdiniz doğuyor filan her neyse. En çok da adalarda bunun keyfini aldım ben. Yani şey ünlüdür ya Bozcaada'da o evet, rüzgar güllerinin olduğu. Ya karavanda olmanın kendine özgü yaşam şeyleri var, keyifleri var. Ama onlar hiç unutulmuyordum. Böyle bir anı olarak kalıyor yani. İşte o zaman oradaydım falan diye de çok güzel bir şey gelecek. Şeyde mesela daha önce size sözünü etmiştim. Uzun göle çıkmak istedik. Trabzon Uzun Göl'e. Fakat Bayburt tarafındayız. Bir baktık Bayburt'tan Uzungöl'e yol açılmış. Şey yol, stabilize yol aslında. Fakat Soğanlı Dağları 2750 metre falan. Pardon. Soğanlı Dağları üstünde. Neyse orada tabii o kadar sis indi ki erkenden. Gördüğümüz böyle yolun kenarına bir yere girmek durumunda kaldı. Sabah Soğanlı Dağları'nda uyanıyorsunuz. Ben böyle uzakta beyazlıklar görüyorum. Bu nedir falan. Hani hiç aklıma gelmiyor. Dürbünle baktım, kar çukuru. Hmm.
Şimdi kaç kişi oradan geçerken o Karçukur, o noktada kalır, Karçukur'unu görür. Aşağıda şey vadiler, neyse işte bilmem neler. Manzara müthiş. Nutkunuz tutuluyor. Ama bulunduğunuz yerde bir ot bile yetişmiyor. Çok ilginç yaşam deneyimleri var ya karavanda. Peki bir kadın karavancı olarak yani bu karavanla dolaşmanın bir riski var mı? Nedir yani? Riskleri nelerdir? O risklerden nasıl böyle kurtulunur? Neler? Hani bir bahsettiniz biraz önce. Ha, bir evet. Görünen yerleri fark etmek vesaire. Ya kadın karavancı olmak, bir kere önce karavancı olmanın kuralları var. Bir, doğaya saygılı olacağız. Çevreye saygılı olacağız. Gittiğimiz yerde misafir olduğumuzu unutmayacağız. Biz ev sahibi değiliz orada. Evimiz yanımızda ama evin sahibi değiliz. Bizimki dört teker. Onlar evin sahibi. Orada nasıl davranılması gerektiğini önceden bileceğiz, düşüneceğiz. Yani tutucu bir yerde ben işte istediğim gibi yaşarım, istediğim gibi yaparım, hareket ederim, davranışı sergilerseniz başınız belaya girer. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani Türkiye'ye özgü değil. Hani Türkiye tehlikeli. Hayır değil. Türkiye belki de bu açıdan en güvenli yerlerden biri. Şimdi bu çok şaşırtıcı gelebilir size. Bana göre en güvenli yer. Niye? Çünkü kolluk kuvvetleri çağırdığınız anda geliyorlar. Kadın karavancı olarak oraya uygun rol, oraya uygun şekliyle davranırsanız başınızı belaya sokmuyorsunuz. Nerede nasıl davranacağınızı bilirseniz başınıza bela almıyorsunuz. Bunu, nerede nasıl davranmak ne demek diye soralım. Ya çok basit. Gittiniz Akdeniz'den işte ne bileyim Akdeniz sıcaktır, kıyafetleriniz ona göredir ama İç Anadolu'ya gittiniz. İç Anadolu insanı tutucudur bu anlamda. Oraya ben işte Akdeniz'den geldim, böyle de giyinirim dediğinizde ister istemez yöre halkının dikkatini ekstra ekstra çekersiniz. Zaten karavancı olmanız dikkat çekici. Bir de ekstra çekersiniz. Ne yapıyorsunuz? Oraya uygun giyinmeye dikkat ediyorsunuz. Oraya uygun davranıyorsunuz. Ben eğer etrafta insan olan yerlerdeysem karavanım erken girerim. Perdelerim ışık geçirmezdir. Ve bazı yerlerde kendi güvenliğim açısından bakarım. Kendimi hissetmiyorsam, güvenli hissetmiyorsam kalmaktan vazgeçerim. Erken karavanla geliyorsunuz erken, değil mi? Böyle geç bir saate gelirim, bırakmıyorsunuz. Erken yerleşirim, etrafı incelerim. Topografik yapısını, etnografik yapısını incelerim. Benim için uygun mudur? Karavanım için uygun mudur? Bunları hesapladıktan sonra kalmaya karar veririm ya da devam ederim. Sonra seyahat esnasında yol sormam gerekebilir. Her yerde navigasyon çekmiyor. Navigasyonun olmadığı yerde insanlara soracaksınız. Öyle zamanlarda kahvelere direkt girerim. Abiler merhaba derim. Bugüne kadar hiçbir abiler merhabanın karşılığında ters bir şey duymadım. Hemen merhaba bacım ya da merhaba kardeş şey gelmiştir, karşıya gelmiştir. Ne bileyim, yolda kaldığımda petrollerde kalmaya, gecelemeye dikkat ederim. Yani petrole girdiğimde de söylerim, ben kadın karavancıyım. Burada kalmak istiyorum. Sizin için bir sakıncası var mı diye petrol görevlisine. Yani kendimi kadın karavancı olduğumu söylerim. Bunun niçin söylediğimi izleyiciler anlayacaklardır. Çünkü başka türlü şeyler gelir insanların aklına. Aklına gelmesine gerek yok. Önceden önlem alın. Orada kalırım. Işık olan yeri seçerim. Yani karavan kamera açılarına bakarım çaktırmadan. Mümkünse kamera açılarının beni göreceği yere konuşlanırım. O hastane, postane önleri de bu yüzden işte alışveriş merkeziyle izlenebilir. Kameralar görecek beni mümkün mertebe. Ama dağdaysam tam tersi görünmeyecek şekilde saklanıyorum. Yolda bazen dağlarda, yaylalarda mola verdiğimde gece kalmak istiyorum. En sote yeri seçerim. Yani hani bize kötülük yapacak bir jandarmaya haber veriyor musunuz mesela gittiğiniz yerlerde? Haber veririm. İki yakınıma konum gönderirim. Kendim de oranın konumuna. Bakın çok güzel şeyler söyledi Yıldız Hanım. Evet, evet. Yani bunu not etmek lazım. Şimdi evet. Kades diye bir program var internetten, yani şeyden telefon uygulamadan indiriyorsunuz. Evet. Bastığınızda o programın içlerine bağlı direkt kadınlar için.
direkt ve siz ona herhangi bir yerde bastığınızda en yakın kolluk kuvveti geliyor. Aa, muhteşemmiş. Evet. Erkekler için çalıştırmışsınız. Evet. Mesela hiçbir yere haber, kimseye haber veremediniz ama yine dağda bir şekilde kaldınız. Kalmanız gerekiyor. Telefon çekiyorsa ama. Dikkat edeceksiniz. Evet. Telefonu çektiği yerlerde kalmaya çalışacaksınız. Telefonunuzun şarjı daima dolu olacak. Çünkü elektrik sisteminizde bir arıza olabilir. Haberleşme dumanla mümkün olmayacağına göre. Ben imkanım var, iki tane telefon taşıyorum. İki hat değil, iki telefon. Yani telefon bozulabilir. Telefon bozulabilir, bir şey olur. İkisini de dolu tutuyorum. Kartın öbürüne geçirirsiniz. İletişim devam eder. Çok başım sıkışırsa direkt jandarmayı arar söylerim. Yerim şurası, ben kadın karavancıyım, burada konaklıyorum, bilginiz olsun derim. Zaten kolluk kuvvetleri de o anlamda dikkat ediyor. Yani, böyle bir şey olduğu zaman bir tur atıyorlar yani o civarda. Bir kadın olarak şu ana kadar yani bu kadar gezip de başıma bir iş gelmediyse demek ki ben doğru şeyler yapıyorum, doğru önlemler alıyorum. Başıma bir şey gelmesini beklemiyorum. Gelmeden önlem alıyorum. Önlemini alıyorsun sen. Yani bu Türkiye, bütün ülkelerde tacizcisi var, tecavüzcüsü var, sapığı var, manyağı var, hastası var, bir ton şeyi var yani, belalısı var. Adam Amerika'da elinde tüfek alıyor, tabanca alıyor, okul tarıyor. Öbürü asansörde kız çocuklarını saldırıyor, öbürü kapısının önünde karısını öldürüyor. Yani bu insan olan her yerde nerede ölüyor bu insanlar? Hiç dağda gezerken öldürülen duydunuz mu? Muhakkak vardır. Fakat oranladığınızda şehirde olay daha çok. Şehirde canınız daha tehlikede. Evet, kırsalda yani, karavan daha güvenli aslında. Evet, yani. Karavan. Bir de ben niye erken giriyorum karavana? Çünkü karavanın içinde kim olduğunu bilmeyecek kötü niyetli insan gündüz gözüne gezip dolaşmaz. Yani dolaşır muhakkak ama içinde kim yaşıyor, içinde uyuyorlar mı, kalıyorlar mı bunu bilemezler. Bir de benim karavanımda karavanın üzerine çıkmak için merdiven yok. Seyyar merdiven kullanıyorum ben. Sabit merdiven kullanmıyorum. Ben çıkıyorsam başkası da çıkar. Mesela çekme karavan kullanmıyorum. Çekme karavan benim yaşam tarzıma uymuyor. Niye? Çünkü ben bir ses duyduğumda hop karavanın önüne geçiyorum. Açıyorum kontağı ve gidiyorum. Ve park ederken muhakkak çıkış yönüne park ediyorum. İşte manzaram değişmesin. Hayır, öyle bir şey yok. Manzaran da değişsin bir zahmet. Çünkü bilmediğin bir yerde kalıyorsun. Her an oradan ayrılman gerekebilir. Karavanın içini de ona göre bırakacaksın. Yani karavanda serbest kalan her şey karavan hareket ettiğinde düşer ve tehlike yaratır. O yüzden yatarken karavanını aniden hareket edebilecek şekilde toparlıyorsun. Öyle ay bu da burada dursun, yok öyle bir şey. Her şey yerine girecek, sonra da uyuyacaksın. Uyandın, kalktın, gürültü mü oldu? Birileri mi geldi etrafa? Rahatsız mı oldun? Hiç bulaşmayacaksın. Aç kontağı ve devam et. Kimsenin, oranın halkının orası. Biz genelde gittiğimiz yerlerde güzel manzaralı, işte deniz kenarı, su kenarı bir yerler arıyoruz. İyi de oranın halkı da oradan faydalanıyor. Saat 12'den sonra o muhitin gençleri oraya geliyorlar. Müzik dinlemeye geliyorlar. O muhitin yetişkinleri geliyorlar. Aileler geliyor. Cumartesi, pazar pikniğe geliyorlar. Şimdi biz oranın misafiriyiz derken bunu kastediyorum. Biz orada ay ta nereden gelmişim şuradan bu suyu göreceğim. Hayır efendim. O suyu görmek önce o yerli halkın hakkı. Sen uzakta durabilirsin. Bir sandalye alır suyun kenarına gelebilirsin. Susadığında gelirsin karavana. Alırsın bir su içersin. Acıktığında gelirsin karavana yersin ama o insanların yapabileceği başka bir şey yok. O ağacın altına oturacak. O gölgeden faydalanacak. Sen 10 kere yer değiştirebilirsin ama onun öyle bir şansı yok. Zaten sınırlı sürede gelmiş. Dolayısıyla oranın misafiri olduğunu unutmayacak kişi. Söylemek istediğiniz ya da vermek istediğiniz başka bir mesaj var mı? Yani bu videoyla bir şekilde. Benim sorularım bitti. Ama bitti yani sizin tamam. İlave etmek istedikleriniz varsa onları da şey yapalım, söyleyeyim. Tamam. Söyleyeyim. Kadın karavancıların en büyük sıkıntısı evet güvenlik. Maddi boyutu değil. Herkes maddi boyuttan söz ediyor. Ben o maddi boyut sıkıntısı güvenlikten sonra iki numaradır. Bir numara güvenlik. Gerekli güvenlik tedbirleri alan, gerekli davranış, gittiği yere göre davranış modeli geliştiren, hiç kimsenin başına hiçbir şey gelmez. Korkmasınlar. İmkanları varsa
İlla büyük karavan yaptırmak, almak zorunda değiller. Küçük binek araçlarının içine de bir yatak yorgan, bir küçük tüp, bir çadır, doğaya çıksınlar. Yaşa, doğada olmanın bin bir yolu var. Bunlardan birini muhakkak bulsunlar. Şehir hayatı insanı yoran, yıpratan bir hayat. Sayılı nefesin içinde biz kaliteli yaşamaya çalışıyoruz. Ömrü uzatmak mümkün değildir. Ömür sayılı nefes, öyle inanıyoruz. Ama ömrü kaliteli yaşamak mümkündür. O yüzden doğada olmaya çalışıyoruz. O yüzden kışın şehir ortamında vücudumuzda biriktirdiğimiz toksinleri, sinir sistemimizde biriktirdiğimiz negatif enerjileri atmaya çalışıyoruz. Topraklanan insan mutlu ve sakin insandır. Toprağa basmaya çalışıyoruz. Ağaca dokunmaya çalışıyoruz. Mümkünse bunu yapsınlar. Korkmasınlar. Yani karşılarında ben varım. Senelerdir geziyorum. Kendi aracımı ustalarla birlikte yapan, küçücük 13 metreküplük bir aracı yaşam alanına dönüştüren bir insanım. Benim biraz sonra gezeceğiz. Benim lavabom plastikten, mutfak ahşap, göreceksiniz öyle perde, öyle çekmece falan yok. Kendime göre bir yaşam alanı oluşturdum. O lüks karavanlarda da yaşanıyor ama aynı şeyler yaşanıyor. Orada da uyuyorsunuz, orada da yemek yiyorsunuz. İyiydi. Onu alırken ödeyeceğim paradan bana yaşamak için ekonomik kaynak kalmıyor. Onun için ben en az malzemeyle en konforlu yaşamı tercih etmiş durumdayım. Bir de ben yani felsefe olarak da seviyorum o işi. Evet. Yani hani bir şeyin fiyatı 2 misli, belki biraz daha avantajı olabilir ama hani yarı fiyatına kaliteli güzel bir şey alabiliyorsam bana daha uygun geliyor. Yani o felsefe de güzel böyle sonuçta. Yani mühendislik felsefesi, zaten mühendislik nedir? Hani elinizdeki kaynakları en optimum şekilde kullanarak böyle bir şey yapmak. Evet. Uzun süreli, daha reliable, böyle bir şey sağlam, bozulmadan gidebilecek bir şey. Evet. O felsefe güzel bir felsefe ya. Kaynakları israf etmek yani doğaya karşı da bir şey yani sonuçta suç bence. Ya, yani çünkü her şey sınırlı doğada aslında yani. O kaynağı yani daha güzel olsun, şöyle kulağı şurası da böyle olsun, burası da böyle olsun diye yani gereğin üzerine çıkmak, gereğinden daha fazla bir yatırım, bana da çok anlamlı gelmiyor. Yani o karavancının o minimal felsefesi de güzel bir şey bence. En az eşyayla insanlık yaşayabiliyor. Yani ben bu fincanı her kullandığımdan sonra yıkadığımda tek bir fincanla 6 ay kırılmadığı sürece geçirebiliyorum. Düşünsenize bir tek fincan bana yetiyor. Zaten ikinci fincan karavan da ağırlık aslında. İkinci diğer fincan ağırlık yani. Yapıyor. Evet. Burada öyle arkadaşım gelirse kullanırız modeli yok. Arkadaşınızın da zaten kendisine ait karavan oluyor. Yani karavancılıkta sandalyeni götürürsün, tabağını götürürsün. Tabii bakın Yıldız Hanım kendi bardağıyla geldi bu arada. Bardağını ben getirirsin. Ben kendi bardağımdayım. Dolayısıyla evet, giderken evet. De götürürsün kendi karavanını da yıkarsın. İnsan o kadar az şeyle yaşıyor ki. Düşünsenize ben genelde kıyafetlerimi çabuk yıkanan ve çok çabuk kuruyan yani ütü gerektirmeyen şeylerden tercih ediyorum. Ütüyü unuttuk zaten canım. Düşüyor, ütü yok. Ütü yok benim hayatımda. Porselen tabak kullanmayı çok severim ve kullanıyorum. Yani öyle kağıt tabak, şeyde mika tabaklar da kullanıyorum. Melamin kullanıyorum. Ama mümkünse porselen kullanıyorum. Bu da benim zevkim. 12 kişilik takım taşırmıyorum ama 2 tane tabak taşıyorum yani onu. O kadar net. Seviyorum onu. Yani karavancılık demek sefil bir yaşam demek değil. Tam tersi. Neye ihtiyacınız varsa onu yanınızda bulmak demek. Yani benim ihtiyacım olan şey nedir? Temiz hava, doğal gıda. Tabii 5 yıldız otelde kalmıyoruz ama manzaramız 5 yıldız otelden yani daha güzel. Ben karavanımın içinde oturuyorum. Göle karşı kahvaltı yapıyorum her sabah. Ağaç var, çınar ağacı. Salıncak kurdum, sallanıyorum. Kitabımı çınar ağacının gölgesinde okuyorum. Bunu hangi para ödeyebilir? Kesinlikle. Ha karşılayabilir? Bu de bunlar parayla değil ki, zevk meselesi. Evet, evet. Yani karavanını milyonlar harcadım karavanıma. İyi de bu milyonları da bırakamıyor insanlar o zaman. Yani karavanı bir yere bırakıp bir yere de gidemiyorlar. Hırsız girer korkusu. Benimkine hırsız girebilir, sorun yok. Bulacağı tek şey işte. Bakacak şöyle, tabii bağlamam, bendirim, fotoğraf makinesi ekipmanı, bak şeyler varmış. Ama ben karavandan uzaklaşıyorsam zaten fotoğraf çekmeye gidiyorum. Ben de ekipmanları her zaman yanıma alıyorum, onları bırakıyorum yani. Yani sonuçta... O benim için önemli bir şey çünkü yani.
şey, o bir hobi, hayat amacı gibi falan bir hale geliyor süre sonra, ama her şeye katılıyorum kesinlikle. Evet, evet. Bir karavancı. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan demişler. Biz tedbirlerimizi alacağız. Çok da kafaya takmayacağız. Aldığımız nefesi şükredeceğiz. Yaşadığımız saatleri değerini bileceğiz. Bakın, Eğirdir göl kıyısına gelmeseydim bu sene, sizinle tanışamayacaktım. Çok değerli bir dost edinemeyecektim. Çok değerli bir dostla karşılıklı kahve içemeyecektim. Sonuçta zenginlik katan bir durumla karşı karşıyayız. Sizi tanıyorum, diğer arkadaşı tanıyorum, o arkadaşlar beni tanıyorlar. Niye seyahat ediyoruz? Ruhumuzu zenginleştirmek için değil mi? Görgü, bilgi ve kültürümüzü artırmak için. Bunlar oluyor işte. Seyahat ettiğimizde o yöreyle ilgili bir şey... Seyirciler, doğanın bize ihtiyacı yok. Tabiat biz olmadan da kendini korur ve sürdürür. Bizim tabiatın varlığına ihtiyacımız var. O yüzden gittiğimiz her yerde tabiata saygılı olalım, yöre insanına saygılı olalım. Kendimizi koruduğumuz gibi onları da korumaya özen gösterelim. Korkmayalım, gerekli tedbirleri alalım, yola çıkalım. Ve en az eşyayla en güzel yaşantıyı sürdürmeye çalışalım. Tekeriniz hep mutluluğa dönsün. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim Yıldız Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi o zaman sizin karavanınıza gidip bir bakalım. Tamam. Onu da görsün izleyicilerimiz. Tamam. Hadi karavanda görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Özgür Kutup Yıldızı. Evet, kadın karavancılar. Logomuz burada. Şimdi merhaba diyelim. Yıldız Hanım merhaba. 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 Merhabalar. Şimdi karavanınızı görmeye geldik. Tamam, buyurun. Benim. Şöyle ayakımı çıkarayım. Mütevazi karavanım, buyurun. Evet. Evet, Yıldız Hanım'ın karavanındayız arkadaşlar. Burası kaç? 13 metreküp değil mi karavan olarak? Tam 13 bile değil. Daha bile 2.8 küçük sanki. Renault Master. 2.8 mi uzunluğu? Şoför... Modeli öyle. He, anladım, anladım. Evet. Bizim karavanların çünkü şoför mahallinden itibar uzunluğu 2.8 metre. Ha, bilemiyorum. Bu da sanki 3 aşağı 5 yukarı aynı uzunlukta gibi geldi bana. Yani yükseklik farkı var. Yüksekliği sizin biraz daha yüksek, evet. Benimkine göre daha yüksek. Evet, şimdi tanıtın bakalım karavanınızı. Neler var? Buraya siz sabit yatak yapmışsınız. Mutlu musunuz sabit yatak olmasında? Tabii bazı açılardan pratik. Yani çok yorgunsunuz, geliyorsunuz, hemen uyuyorsunuz ama ben değiştireceğim içinin modelini. Evet. Oturma grubu yapacağım. Sabit yatak çok yer kapladığı için benim alanımı küçültüyor. Yani benimkine benzer bir şey yapacaksınız. Sizin biraz modeli, kendime paye çıkartayım. Sizin modeli evet çok beğendim. Sizinkine benzer yapacağım. Tamam, teşekkür ediyorum. Benim karavanım, tanıtayım. Çok büyük olduğu için biraz zaman alacak. İşi görsün. Karavanın en güzel tarafı işi görmesi yani sonuçta. Bütün ihtiyaçlarımı gören bir karavan sahibiyim. Karavanımın pek çok malzemesi geri dönüşümden oluştu. Dolap, geri dönüşüm, perdeler, mefruşat, her neyse hepsi geri dönüşüm. Evde olan malzemelerden. En güzel karavan sizin karavanınız teşekkür yani. Teşekkür ederim. Bana ihtiyaç. Kesinlikle. Her baktığınız parçası bir şeyler hatırlatıyordur muhtemelen. Kesinlikle öyle. Evet. Yatağım burası. Yatağımın altında depom var. Mutfak malzemelerini koyduğum kutular var. Burası enerji dolabım. Altında akülerim var. Burada özel çekmecem var. Burayı ben buraya sandalyeye koyuyorum. Masa olarak kullanıyorum. Yazıyorum, çiziyorum. Bilgisayar her neyse burada kullanıyorum. Sonra şu çantalara bir şeyler koyuyorum kendimle ilgili. İşte kitaplarımı, evraklarımı ve benzeri. Burası mutfak. Mutfak taşınabilir. Söküp ileriye tarafı itilebilir. Buzdolabım ve yine askılarım var. Sonuçta bu benim bana özgü, bana ait ve içinde yaşamımı sürdürdüğüm, seyahat ettiğim bir yaşam alanı. Muhteşem. Mutlu musunuz? Çok. En önemlisi bu değil mi? Yani çok, sonuçta. Evet, benim için önemli olan benim istediğim yaşantıya hizmet eden eşyalar. Aynen. Şu karavan benim için en lüks karavan. Dünyanın en değerli şeyi değil mi? Bu kadar. Beni taşıyor. Aynen öyle. Ve bana hizmet ediyor ve içinde huzur buluyorum. Kesinlikle. Karavanda
yanıma almadan yola çıkmayacağım şeyler var. Mesela kitaplarım. Kitaplarım çok sevik. Haritalarım. Navigasyon. Şimdi herkes navigasyona güveniyor ama ben haritalar olmadan yola çıkmam. Çünkü haritanın da yeni olmasına dikkat ediyorum. Çünkü yeni yollar açılıyor. Yeni yerler bulunuyor. Böyle yaşam alanım budur efendim. Buradan da ön tarafa geçebiliyorsunuz değil mi? Geçebiliyorum, evet. Buradan da kalır. Geçebiliyorum. O da sonra önemli. Şurada ceple... O da önemli bir güvenlik değil mi böyle bir tabii şekilde? Tabii, en önemli güvenlik şeyim. Burada küçük ceplerim var. Ceplere her şeyi koyabiliyorum. Şurada kaşıklığım gördüğünüz gibi. Çok pratik. Sonuçta pratik bir yaşam. Hayır. Burada güzel bir sineklik var. İçeri sinek bile giremiyor yani böyle sonuçta. Sinek giremez. Evet. Camlarımdan da öyle. Muhteşem. Her türlü tedbiri almışsınız. İşte böyle bir karavan. Terası var karavanımın. Ha, çok güzel şey hepsi de var böyle. Evet. Buradan açılabiliyor ve ben buradan merdiven koyup yukarı çıkabiliyorum. Yukarıda terasta. Aa, terası da var yukarıda. Şöyle bir hemen şöyle bir bakayım şöyle şurada. Biz onu şöyle görebiliriz. Hemen şöyle baktım. Bakın böyle bir oturma terası var. Evet, o benim keyif. Evet. Zaman güneş zaman sizi aracın tepesinde görüyoruz zaten. Evet. Buradan çıkıyorsunuz. Merdivenle buradan çıkıyorsunuz. Buradan da çıkabilirim. Ya dışarıdan da çıkabilirim. Tamam. Çünkü teleskopik merdivenim var, taşınabilir. Ben karavanın dışına sabit merdiven istemedim. Daha önce de söylemiştim. Ben çıkıyorsam başkası da çıkar diye düşündüğüm için. Doğru. İstememiştim. Benim aracım eski olduğu için kimse 100 şeylik voltluk şey panellere bakmaz diye düşünüyorum. 100 amperlik. Yok panel değil de yukarıda bir kedi de çıkabilir. Çocuklar da çıkmak istiyorlar. Bir gürültü olur, bir şey olur, tadım kaçar diye düşünmedim. Evet, karavanım bu. Bana yardımcı olup bu karavanı bu hale getirmek, getirip içinde yaşamamı sağlayan ustalarımın hepsine teşekkür ediyorum. Herkesin karavanı kendisine güzel, kendisine değerli. Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizi karavanınızda misafir ettiniz, karavanınızı gösterdiniz. Çok teşekkürler. Tekerimize taş değmesin, yollarımız sağ açık olun, olsun. Sağ olun, sizin de yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Bay bay.